Peki şimdi yeni haftayı karşılıyoruz. Bir yandan da seçim arifesinde olduğumuz için hep böyle işte seçimden sonra doların 40 lira 50 lira olacağı şeklinde açıklamalar da geliyor bir yandan. Sizin görüşleriniz nedir? Hem bu hafta hem de seçimden sonrası için. Yaklaşık 6 aydır yayınlarımızda 40-45 bandını telaffuz ediyor. Bu beklentim halen değişmedi. Her ay yeni bir rekor dolar TL kurunda. Şubat ayında 31 liraya yerleştik. Mart ayında da 32 liraya yerleşeceğiz. Ve yaz aylarındaki hedef 40 lira seviyesinin üzeri bendeki. Bugünkü teknik veriler, ekonomik koşullar bunu işaret ediyor. Yarın bugün farklı bir gelişme olursa zaten burada yorumlarız beraber, uyarırız. Ama dolar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek, gidin dolar alın, dolara yatırım yapın manası burada çıkmaması gerekiyor. Dolar bir yatırım aracı değildir. Ama dolar karşısındaki bütün TL ile hesaplanan varlıklarda bu yükseliş trendi maalesef devam edecek gibi duruyor. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Araçlarda, otomobillerde bir vergi düzenlemesi, bir alım satımlarda bir düzenleme oldu ve oradaki balon fiyatların bir anda söndüğünün farkındayız. Evet. Bir yandan da şimdi Maliye Bakanlığı yaklaşık 4,5 milyon dairenin işte vergilerini şu anda işte evlere birer birer kiracı olsun, ev sahibi olsun vergi için araştırma yapmakta. Ama biz biliyoruz ki tam da böyle bir envanter yok ellerinde. Bunu neye göre yapacaklar? Bununla ilgili çalışmalar önümüzdeki süreçte aslında ciddi. Bu anlamda hem ev sahiplerine hem de kiracıları baz alırsak neler söylersiniz? Valla Hazine Maliye Bakanlığı ki özellikle maliye ayağı çatır çatır herkesi tespit ediyor şu anda. Belki birileri hala uyuyor olabilir ama yani günün birinde sarı zarf kapılarına gelecek. Bu bir kesin. Yapay zeka da kullandılar bu süreçte. Dijital mecrada biliyorsunuz çok malum gelişti. Bundan sonraki süreçlerde özellikle kira gelirlerinde de beyanname vermemek gibi, kira gelirini ödememek gibi bir şansı kimsenin olmayacak. Ha tabii ki arada kaynayanlar oldu bugüne kadar böyle hiç umursamayanlar oldu ama geçmişe dönük ciddi bedeller ödeyecekler. Türkiye vergi sisteminde bir Avrupa modelini belirledi. Mehmet Şimşek de zaten Avrupa modelini kurmaya geldik göreve. Dolayısıyla da bundan sonra kayıt dışı olsun, vergi sistemi olsun vesaire. Bundan sonraki süreçlerde çok ciddi değişiklikler olacak. Herkes geçmişi unutsun, eski Türkiye'yi unutsun. Eskiden bir şekilde herkes bir şeylere kılıfını uyduruyordu ama yok bundan sonra ülkenin ekonomik olarak durumu meydanda, kasadaki para da meydanda. Bunun bedelini herkes çatır çatır ödeyecek. O yüzden kira beyannamesi vermemek, kaçırmak, düşük göstermek vesaire bunlar olmayacak ki bu yılın şöyle bir özelliği daha var çünkü. Mal sahibi ile kiracılar arasında ciddi bir inatlaşma oldu, Evet, kavgalar arabuluculuklar. oldu, bilmem neler oldu. Zaten kiracılar da fırsat kolluyor. Gelsin devlet sorsun da şu mal sahibine bir nasıl oluyormuş bu işler bir göstereyim de zaten bir fırsat bulmuş oldu. Dolayısıyla bu fırsatı kiracılar bu yıl çok güzel değerlendirecekler. Hani devlet tespit etmese de kiracı bizzat şikayet edecek. Mal sahibi devletten bulmasa da kiracıdan bulacak. Bu vergiler ışığında peki işte hani ev fiyatlarında ya da kira fiyatlarındaki o balonda köpüğü alınmış olacak mıdır? Yok yani o ayrı bir hikaye. Şimdi dolar malum biliyorsunuz yani 18'den 28'e gitti. 28'den 30 liraya kırdık. Büyük bir ihtimalle 40'ı kıracağız. Maliyetler artıyor ve artmaya devam edecek. Dolayısıyla emlak fiyatlarında ben düşüş gibi bir şey söz konusu beklemiyorum. Kira fiyatlarında da böyle bir şey beklemiyorum ki son birkaç aydır piyasayı yakından takip ediyorum. Benim yakın çevremde de çok soran var. Kiralık ev arayışları halen devam ediyor. Bakın önceden biraz daha rahat kiralık daire bulabiliyordunuz. Ama şu anda bu arayışlar tekrar başladı. Kira fiyatları düşecek, emlak fiyatları düşecek falan. O işler hikaye yani. Mesela ikinci el otomotiv sektörünü düşünelim mesela. Ticaret Bakanı'nın almış olduğu tedbirler, kararlar ne oldu? Orada %10 civarında bir gerileme oldu. Bakın %10 civarında bir gerileme oldu. Balon ne kadardı? En az %50. %40 nerede? Hala gerilemiyor. Ve ikinci el ve sıfır araçlarda da tekrar yükseliş trendi göreceğiz. Yani maalesef düşen bir şey yok bu konuda.
Yani yatırımcının gerçekten çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Yok, Peki tabii. kripto para piyasasına bakacak olursak hani o beklenen kriptocuların boğa dönemi başladı mı? Nedir oradaki durum? Valla şu anda yatay bir baskılanma süreci halen devam ediyor. 48-58 bin dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bu hafta 50 bin dolar destek seviyesi çalışacak gibi duruyor. Yerleştiği bant aralığı 50-55 bin dolar aralığı. Bu bant aralığında biraz daha baskılanabilir. Ama orta ve uzun vadede merkez bankalarının politikalarına bakacağız, açıklamalarına bakacağız. Merkez bankaları yol verirse kripto paralar gidebilir. Peki, eklemek istediklerim var mı? Son olarak petrol fiyatlarını ve euroyu da konuşalım isterseniz. Petrol fiyatlarında 81,17 dolar seviyesi var karşımızda. Burada bu hafta 79 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Tekrar 83 dolar seviyesine kadar yükseliş. Yani 79-83 dolar aralığını takip etmekte fayda var. Euro dolar paritesi 1.0831 seviyesinde. Hedef bu hafta 1.09 seviyesi. Düşüşler alım fırsatı. Özellikle bu yıl özelinde 1.12-1.15 seviyesini beklediğim için euro dolar paritesi oldukça ucuz gelmeye devam ediyor. Peki eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım hemen. Şu anda yok. Sakin bir hafta olacak. Onu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınız Hoşça için. kalın. İyi yayınlar Teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Finans analisti İstenmemiş Paranın Şifresi programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.